Yukarıda H ve H2O moleküllerinin birbirleriyle etkileşimi ve bağları gösterilmiş. Buna göre 1-2-3 numaralı bağlar Legli yargılarının hangileri doğrudur? Önce moleküllerimize bir bakalım. HF molekülü. 1 numaralı bağ molekül içi yani atomları birbirine bağlayan bağ. Bu iki farklı ametal atom arasında olduğu için polar kovalent bağ. Peki 2 numaralı bağ ise HF molekülü ile H2O molekülü arasında yani moleküller arası etkileşim. Moleküller arası. Peki 3 numaralı bağ ise H2O'nun molekül içi bağı yani H2O molekülünü oluşturan oksijen ve hidrojen atomlarını birbirine bağlayan iki farklı ametal atom arasındaki polar kovalent bağ molekül içi. Peki hangileri doğrudur demiş. 1 ve 3 molekül içi bağlardır. Evet molekül içi bağlardır. 2 moleküller arası bağdır. İfade doğru. 1 ve 3 güçlü molekül içi bağlar. Yani polar kovalent olabilir, apolar kovalent olabilir, iyonik bağ olabilir. Bunlar güçlü etkileşimler. 2 zayıf etkileşim, moleküller arası etkileşimler zayıf etkileşimlerdi. Dolayısıyla her üç öncülümüz de doğru. Cevabımız E olacak. Sorumuzda yukarıdaki etkileşimlerden hangilerinin oluşumu ya da kopması ile yeni bir madde ortaya çıkmaz ifadesi kullanılmış? Yeni bir madde ortaya çıkmadığına göre bu fiziksel bir değişim olmak zorunda. Peki fiziksel değişimleri gerçekleştirebilmek için maddelerin moleküller arası etkileşimleri yani moleküller arası bağları kopmalı ya da oluşmalı. O zaman bizim aradığımız şey fiziksel bir değişim olduğuna göre moleküller arası etkileşimler etkin ise bu cevap olacak. Peki dipol dipol etkileşimi moleküller arası bir etkileşim yani zayıf etkileşim dolayısıyla fiziksel etkileşim. Polar kovalent bağ ise atomların elektron ortaklaşmasıyla kurdukları molekül içi bir bağ türü ve kimyasal dönüşüme yol açar. Yani buradaki etki kimyasal. Dolayısıyla cevap değil. Yani molekül içi. London kuvvetleri ise moleküller arası bir etkileşim. Apolar moleküller ve soy gazların birbirlerine London'la bağlandığını bileceğiz. İyonik bağ ise metal katyonu ile mesela sodyumla ametal katyonu arasındaki güçlü etkileşim. Ve bu bağın kopması iyonik bileşiğin özelliğini de değiştirir. Dolayısıyla fiziksel değişime yol açacak olanlar 1 ve 3 yani C seçeneği olacak. Aşağıdaki moleküllerden hangisi apolardır diye sorulmuş. Ama molekülün apolarlığı soruluyor. Yani moleküldeki simetrik yük dağılımı var ise, simetrik yük dağılımı, elektronlar simetrik dağılmış ise demek ki apolar molekül. Simetrik yük dağılımı olmasaydı, yani asimetrik yük dağılımı olsaydı polar molekül olacaktı. Bunun için çeşitli pratiklerimiz var. Hidrojen 1A grup elementi, klor da aynı şekilde 7A grup elementi. Aralarında kurdukları bağ şu kovalent bağ. Peki bağ elektronlarını klor hidrojene göre daha çok çekeceği için klor kısmi negatif, hidrojen de kısmi pozitif. Dolayısıyla molekülde bir kutuplanma var. Ve doğrusal bir yapıya sahip olduğu için net kuvvet yani dipol moment sıfır olmayacak. Demek ki polar molekül. Ama pratik bir yöntem için şunu söyleyebiliriz. İki atomlu tüm bileşikler polardır. Dolayısıyla HCl için polar molekül diyebilirim. Peki H2O için bakacak olursak oksijen 6A grubu elementiydi. Hidrojen 1A, hidrojen 1 bağ yapacak. Oksijen için 2 elektron bağ yapımına katılmış. 3, 4, 5, 6. Demek ki bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri var. 2'den fazla atom içeren moleküllerde bir merkez atom olmalı. Merkez atom fazla bağ yapan veya bağ kapasitesi fazla olandır. Ve burada merkez atom oksijen. Eğer merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa burada olduğu gibi yani şunlar benim ortaklanmamış elektron çiftlerim. Molekül polardır. O halde H2O da polardır. Peki NH3'te azot 5A grubu elementi hidrojen 1A. Hidrojen 1 bağ yapacak 1A grubu elementi ametal. Peki şu elektronlar azota ait. Azot 5A grubu olduğuna göre 4-5. Demek ki ortaklanmamış elektron çifti var merkez atomda. Demek ki NH3'te polar molekül. Peki CH4 ve CH2OH kaldı. CH2OH'ta ise karbona hidrojenler ve bir taraftan da OH yapısı bağlı.
Bu yapıda merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yok. Apolar olabilirdi. Ama burada çevre atomlar hep hidrojenken şuradaki çevre atomu OH. Oksijenin elektronegatifliği fazla olduğu için burada elektron yoğunluğu oluşacak. Dolayısıyla bir kutuplaşma oluşturacak. O halde CH3OH polar molekül. Bundan sonrası için şunu bilebilirim. OH'lı yapıları gördüğümüz zaman bunlara polar yapılar diyebiliriz. Yani polar moleküller ki bu metil alkol, alkollerin tamamı polar. Peki CH4 pratik olarak şunu söyleyebiliriz. CH4 bir hidrokarbon. Hidrokarbonlar apolar moleküller ama yine de şöyle de açalım. Karbon 4A grubunda hidrojen bir bağ yapacak. Peki merkez atomda boşta elektron var mı karbonda? Hayır yok. Yani 4 değerlik elektronunun 4'ünde bağ yapımında kullanmış. Ortaklanmamış elektron çifti yok. Dolayısıyla simetrik bir yük dağılımına sahip. O halde CH4 apolar bir molekül. Yani bize apolar olanı sorduğu için cevap D seçeneği olacak. Moleküller arası zayıf etkileşimler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Moleküldeki elektron yoğunluğu arttıkça London kuvvetlerinin sağlamlığı artar. London, apolar moleküller ve soy gazlar arasında gerçekleşen zayıf etkileşim türüdür. Ve London, elektron yoğunluğu arttıkça artar. Yani London'ı arttıran şeyler. Onları yazalım. Elektron yoğunluğu arttıkça London kuvveti artacak. Aynı zamanda taneciğin hacmi arttıkça yani tanecik büyüdükçe tanecik hacmi arttıkça London artacak. Yine buna ekleyebileceğimiz başka ne vardır London için? Moleküldeki temas yüzeyi arttıkça London artacak. O halde bu ifade doğru. Çünkü London yüzeyden yüzeye kuruluyordu. Yani molekül ne kadar büyükse, elektron yoğunluğu ne kadar fazlaysa London etkileşimi o kadar güçlü. Elektronegatifliği yüksek olan flor, oksijen, azot. Yani 7A grubunda flor vardı. 6A grubunda hemen ikinci periyotta oksijen. 5A grubunda da azot. Hatta florun altında klor. Genel olarak elektronegatif flora doğru gidildikçe artar. Ve en elektronegatif atomlardan bahsediyorum bu dördü. Yani fon atomlarının, elektronegatifliği yüksek olan atomların hidrojen ile bağlarını içeren moleküllerin arasında hidrojen bağı etkindir. İfade doğru. Mesela bir örnek verecek olursak, HF molekülünde molekül içinde FH, bir başka HF molekülünde yine molekül içinde FLH bağ yapmış. Peki F elektronegatifliği çok yüksek, kısmi negatif. Diğer molekülde de kısmi negatif flor, kısmi pozitif hidrojen. İki moleküldeki kısmi negatif olan flor ile kısmi pozitif olan hidrojen arasında kurulan bağ biz hidrojen bağı diyoruz. Ve hidrojen bağı fon elementlerinin hidrojenle bağını içeren moleküllerin arasında kuruluyor. Yani doğru bir ifade. Yük dağılımı asimetrik. Ne demek asimetrik yük dağılımına sahipse? Yani simetrik yük dağılımı yok. Demek ki polar demek istiyor. Olan moleküllerde kalıcı dipollük vardır. Hatta şöyle yapalım. Mesela HBr polar bir moleküldür. Burası kısmi negatif, burası kısmi pozitif. Bir başka HBr ile aralarında dipol dipol etkileşimi yaparlar. Ama buradaki polarlanma, polar molekül kalıcı dipole sahip. Apolar moleküllerde ise indüklenme var. Peki tuzların suda çözünmesi, tuzlar iyonik yapılar. O halde ortama iyon verirler. Peki su nasıl bir yapı? Su polar yapı. Peki iyonik bir yapıyla polar bir yapı arasında kurulan etkileşim ne diye sorulursa iyon dipol etkileşimi. Yani doğru. Peki E şıkkına bakalım şimdi. London kuvvetleri ki London apolar ve soy gazlar arasındaydı. Yalnızca apolar moleküller ve soy gazlar arasında bulunur. Evet, apolar ve soy gazlar arasında London'dan başka etkileşim bulunmaz. Ama mesela buradaki iki tane HF arasında hidrojen bağı olduğu gibi polar moleküller olduğu için dipol dipol de vardır. Aynı zamanda London da vardır. Yani London aslında tüm moleküllerin arasında vardır. Yani polar olsun, apolar olsun. Sadece şuna dikkat ediyorum. Apolar ve soy gazların arasında sadece London vardır ifadesi doğru. Ama London yalnızca apolar moleküller arasındadır ifadesi doğru değil. Çünkü polar moleküllerin arasında da başka etkileşimler olduğu gibi London'da var. O halde bu seçenek yanlış verilmiş. Cevabımız E olacak.
Yukarıda şekil 1'deki helyum atomlarının, yani şuradaki helyum atomlarının atom altı tanecikleri arasındaki etkileşimler sonucu elektron bulutunda oluşan değişiklik şekil 2'de verilmiştir. Atom altı tanecikten kasıt protonlar ve elektronlar. Yani protonlar elektronu çeker, elektronlar elektronları iter, protonlar protonları iter. Dolayısıyla mesela buradaki iki nolu etkileşim birbirini itme. Aynı zamanda 1 ile 2 arası, daha doğrusu bir nolu etkileşimde elektronlarla proton arasındaki çekme. Peki bu itme ve çekme kuvvetleri sayesinde simetrik bir dağılıma sahip olan, yani simetrik elektron dağılımına sahip olan helyum atomlarının görüntüleri asimetrik hale gelmiş. Yani negatif yüklü tanecikler burada hareket etmişken pozitiflerin aslında yeri değişmedi. Pozitifler de burada bulunuyor. Yani negatifler burada, pozitifler burada. Artık polarlanmış bir hale geldi. Peki bu nasıl oldu? Bu birbirlerinden etkilenmeleriyle oldu. Aslında sadece apolar moleküller için değil, polar, apolar etraftaki tüm moleküllerin yapısında bulunan elektronlar ve protonlar arasındaki itme ve çekme kuvvetleri molekülleri simetrik dağılımlarını veya atomların simetrik dağılımlarını asimetrik bir dağılım hale getirebilir. Bu etraftaki taneciklerin etkisi geçince tekrardan eski haline gelir. Yani helyumları birbirinden ayırsam tekrardan birinci ve ikinci helyum, yani şekil 1'deki konumlarına dönebilirlerdi şekil 2'den. O halde bu geçici bir durum. Biz buna geçici polarlanma ya da anlık dipollenme deriz. Yani etraftaki taneciklerin etkisiyle simetrik dağılım asimetrik hale geldi. Yani kutuplu bir hale geldi. Peki buna göre yargılarına hangileri doğrudur? 1 ve 2 numaralı etkileşimler elektrostatik çekme ve itme kuvvetleridir. Evet, artı eksi kuvvetler arasındaki çekme itme. Bu doğru. Helyum atom çekirdekleri hareket etmiştir. Hayır. Helyum atom çekirdekleri hareket etmemiş, elektronlar hareket etmiştir. Peki, şekil 2'de 3 numaralı etkileşim London kuvvetidir. Evet, yani anlık dipollenme ile, bu bir helyum molekülü hala, bu da helyum molekülü. Anlık polarlanma ile anlık dipoller elde ettik. Bu dipoller arasında da kurulan etkileşime biz London diyoruz. Yani uzun uzun söyleyecek olursak, indüklenmiş dipol tire indüklenmiş dipol etkileşimi diyoruz. Bu ifade de doğrudur. O halde cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıdaki moleküllerden hangilerinde molekül içi bağlar polar kovalent iken moleküller arası etkileşim türü London kuvvetidir. Molekül içi bağların polar kovalent olabilmesi için, yani atomlar arası elektron ortaklaşmasıyla en azından iki farklı ametal arasında bağ görmeli. Yani farklı trimetal atomlar arasında polar kovalent bağ görüyordum. Peki bakalım NH3'te azot 5A grubu molekül şekli olarak da şöyle çizebiliriz. Ve azot 5A olduğu için 1, 2, 3'ün elektronunu bağ yapımında kullanmış, bir çift elektron boşta. İki farklı ametal midir N ve H? Evet. Dolayısıyla buradaki bağlar polar kovalent. Peki benden istenilen başka bir şey daha var. London etkileşimi kurulmasını istiyor. London kuvvetleri kimlerin arasında kurulur hocam? Apolar ve soy gazlar arasında. O halde bu polar bir molekül. Polar moleküllerin arasındaki etkin kuvvet dipol dipol. Ya da burada NH var. FH, OH, NH görünce hidrojen bağı. O zaman biz şunu biliyoruz. Molekül içi bağları polar kovalent sağladı ama moleküller arası etkileşim türü hidrojen bağı olmalıydı. Dolayısıyla bu cevap değildir. Peki 2 numarada karbondioksit verilmiş. Karbondioksit molekül şekli şöyleydi. Bağ yapmamış elektronları da gösterelim. Ve merkez atomda boş bir elektron olmadığı için apolar bir molekül. Peki molekül içindeki bağlarda polar kovalent mi? Evet, şuradaki bağlar iki farklı ametal arasında olduğu için polar kovalent. Polar kovalent olmasını istiyorduk. Apolar da olmasını istiyorum çünkü London olsun istiyorum. Apolar moleküllerde ve soy gazlarda etkin kuvvet London'dı. O halde karbondioksit cevap. HCl için bakalım. H ve Cl arasındaki etkileşim türünü gösterirken daha elektronegatif olan klor, dolayısıyla iki atomlu bir molekül, iki atomlu bileşik molekülleri polar. Yani net kuvvet sıfır olmayacak. Polar molekül. Peki biz ne arıyorduk? Apolar bir molekül arıyorduk. Dolayısıyla gitti. Peki HCl moleküller arasındaki etkin kuvvetin de ne olduğunu söyleyelim. Polar moleküller arası etkin kuvvet dipol dipol. O halde bu cevap değildir. Peki BCl3'ü görelim. Bor klorürde, bor triklorürde BCl3 şöyle açtık.
Burada molekül içi bağlar polar kovalent. Bunu sağlıyor. Polar kovalent. İki farklı ametal. Peki merkez atomunda boşta elektron olmadığı için molekül de apolar. Apolar moleküllerin arasındaki etkin kuvvet neydi? London. Dolayısıyla bu da cevap. O halde doğru cevabımız 2, 4 yani C seçeneği olacak. Yukarıdaki moleküllerden hangileri H2O ile hidrojen bağı kurabilir? Önce şunu bilelim. Hidrojen bağı kurabilmek için bir ön koşulumuz var. Elektronegatifliği yüksek olan flor, oksijen ve azot yani fon grubu. Elementlerinin pH, OH, NH bağını içermeli. Yani molekülün içerisinde pH, OH, NH görüyorsam moleküllerin arasında da hidrojen bağı bulunmalı. Peki o halde su ile hidrojen bağı kurmak için ki suda hidrojen bağı kurma kapasitesi var. Çünkü suda molekül içerisinde OH var mı? Var. Dolayısıyla biz diğerlerine bakacağız. Birinci öncülde OH yapısını görüyorum. Dolayısıyla şurada OH bağı var. Demek ki molekül içinde OH varsa su ile hidrojen bağı kurar mı? Kurar. Peki ikincisine bakalım. İkincisinde aslında OH görmüyorum. Yani istisnai bir durum var aslında. O bir eter molekülü. Dimetil eter. CH3, CH3. Buradaki özel bir durum. Bu özel durumda şu. Su molekülünün hidrojenleriyle oksijenin bağ yapmamış elektronlar arasında etkileşim kurulur. Ve burada hidrojen bağı kurulabilir. Yani eter molekülünü gördüğümüz zaman hidrojen bağı kurabilir mi suyla? Evet. Eterin kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur. Ama su ile hidrojen bağı kurabiliyor. Peki ki bize zaten su ile arasındaki durumu sormuş. CH3OH, OH yapısını gördüğüme göre ilkindeki gibidir. Yani şurada OH yapısı içeride olduğuna göre molekülleri su molekülleriyle hidrojen bağı kurabilir. O halde doğru cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacak. Yukarıda molekül geometrileri verilen CH4, CH2H6 ve CH3OH ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle molekül geometrileri inceleyince merkez atomda boşta elektron olmadığı için CH4 bir apolar moleküldür. Peki daha pratik bir şekilde şunu söyleyeyim. CH4 ve CH2H6 bir hidrokarbondur. Hidrokarbonların yani karbon ve hidrojenden başka hiçbir şey içermeyen bileşiklere hidrokarbon diyoruz. Hidrokarbonlar apolar moleküller. Peki CH3OH ise OH yapısından dolayı yapıyı şöyle ayıralım. Polar bir molekül ve aynı zamanda yapısında pH, OH, NH bulunan molekülleri arasındaki etkin kuvvet hidrojen bağıydı. Yani CH3OH polar bir molekül. Ayrıca bir tane daha CH3OH yazacak olursak böyle kapalı bir şekilde yazdım. Bu moleküllerin arasında OH yapısını molekül içinde gördüğüm için hidrojen bağı kurulabilir. Hidrojen bağı kurmanın ön koşulu pH, OH, NH kovalent bağlarına molekül içerisinde rastlamam lazım. Yani pratiği bu. Peki bunun istisnaları da var ama bizim müfredat da bu. Peki bir inceleyelim. CH3OH polar, CH4 ve CH2H6 apolar moleküllerdir. Bu ifade doğru. Aynı koşullardaki kaynama noktaları. Şimdi hidrojen bağı kurabildiğine göre hidrojen bağı güçlü bir bağ. Aslında zayıf etkileşimlerin arasında en güçlüsü hidrojen bağı. O halde kaynama noktasında yüksek olmasını beklerim. Apolar moleküllerin kurabileceği etkileşim türü ise London'dı. Yani indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. O halde kaynama noktasının en yüksek olanın CH3OH olmasını beklerim. Peki CH4'ün mü yoksa CH2H6'nın mı kaynama noktası daha yüksektir? London kuvveti molekül büyüdükçe artar. CH2H6 daha büyük bir molekül olduğu için CH4'e göre London kuvveti yani temas yüzeyi daha fazladır. Dolayısıyla London kuvveti de daha fazla olacak. O halde London kuvveti fazla olan CH2H6'nın kaynama noktası da CH4'ten büyük olmalı. E peki bu da doğru. Saf sudaki çözünürlüğü su polar bir yapı. O zaman su polar bir yapı olduğuna göre benzer benzeri çözer. Yani CH3OH da polar. Peki H2O yani su da polar. O zaman birbirleri içerisinde apolar olanlara göre iyi çözülmesini beklerim. Hatta CH3OH metil alkol, su da sınırsız çözünür. Yani hidrojen bağı içerdikleri için birbirleri içerisinde iyi çözünebiliyorlar. Bu arada not olarak söyleyeyim. Hidrojen bağı kurabilen moleküller, su ile hidrojen bağı kurabilen moleküller suda çok iyi çözünürler. O halde burada verilenlerin tamamı doğru. Cevap E seçeneği.
Aşağıda verilen madde çiftleri arasındaki zayıf etkileşimlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Önce maddelerimizi bir inceleyelim. Maddelerimizden bir tanesi H2, element molekülü. Element molekülleri apolardır. Yani moleküller arası etkileşime ulaşmak için molekülün polar mı apolar mı olduğunu, net yük görüntüsünün simetrik mi asimetrik mi olduğunu bileceksiniz. Yani iki atomlu tüm element molekülleri apolar. Peki karbondioksit nasıl hocam diye sorarsanız, karbondioksit de aynı şekilde net kuvvetin sıfır olduğu merkez atomda boşta elektron yok. Demek ki karbondioksit de apolar molekül. Apolar moleküllerin arasında kurulan etkin kuvvet London'dı. Yani indik dipol. Burada ise dipol dipol vermiş. Dipol dipol ise polar moleküllerin arasında kurulan etkileşimdi. Bu hatalı. Yine de bakalım. Element molekülü N2 N2 yani apolar. Apolarların arasındaki etkin kuvvet London'dı. Biraz önce söyledik. NaCl ile iyonik bağlı bileşik. Dolayısıyla ortama iyon verir. Su ise polar bir yapı. İyonlar ile polar yapıların arasında kurulan etkin kuvvet iyon dipoldü. Dolayısıyla iyon dipol etkileşimi doğru verilmiş. Yani C'de doğru. H2O polar bir molekül. O2 ise apolar bir molekül. Polar moleküllerde dipol. Peki apolar moleküllerde ise indiklenme ile kazanılan dipol vardı. Aralarındaki etkileşim dipol tire indiklenmiş dipol. Doğru. Peki NH3 yapısında NH bağı var. NH. Peki H2O yapısında OH bağı var. Ne biliyoruz? FH, OH, NH. Yapısını bünyesinde barındıran moleküllerin arasında hidrojen bağı kurulabiliyordu. Evet, hidrojen bağı kurulur. O halde yanlış olan A seçeneğiydi. Yoğun fazdaki moleküller arası etkileşimleri dikkate alındığında. Öncelikle arkadaşım şunu söyleyeyim. Bazen öğrencilerim de soruyor. Yoğun faz ne demektir hocam? Yoğun faz maddenin katı ve sıvı halidir. Yani biz gaz fazdayken moleküllerin arasında hiçbir etkileşim olmadığını kabul ederiz. Hatta ideal gazı da böyle tanımlarız. O halde yoğun faz dediği zaman maddenin katı ve sıvı hali diyorum. Ve zaten bizim anlattığımız London, dipol indiklenmiş dipol, hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimler sadece yoğun fazda geçerlidir. Yani maddenin katı ve sıvı haline geçerlidir. Yoğun fazda moleküller arası etkileşimleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinde aynı koşullardaki kaynama sıcaklığı x büyük y'dir. Yani x'in kaynama noktası y'ninkinden büyük olacak. Onu not aldık. Peki bir bakalım moleküllerimizi inceleyelim. X için ilk molekülümüz CH4. CH4 nasıl bir molekül hocam? CH4, karbon 4A grubu. Merkez atomda hiç boşta elektron yok. Simetrik yük dağılımına sahip. Apolar molekül. Peki ikinci molekülümüz ne hocam? CH4. Peki silisyum nerede? Silisyum da 4A'da. Peki demek ki onu da böyle gösterebilirim. CH4 şeklinde gösterebilirim. Yani aslında karbon 4A grubu elementi, silisyum 4A grubu elementi. Ama ikisi de 4A'da hocam. Karbon nerede yer alıyor? Karbon atom numarası 6, ikinci periyot 4A. Silisyum ise üçüncü periyot 4A. Karbonun hidrojenle oluşturduğu bileşik CH4. Silisyumun hidrojenle oluşturduğu bileşik de CH4. Peki apolar moleküller olduklarına göre apolar moleküllerde etkin kuvvet London. Peki bunların hangisinin London kuvveti daha üstündür? London kuvveti molekül büyüdükçe, molekülün ağırlığı arttıkça London artıyordu. O zaman aynı grupta silisyum daha aşağıda olduğu için daha büyük bir molekül kütlesine sahip, daha fazla elektrona sahip, elektron yoğunluğu fazla. London arttı. O halde kaynama noktası da artmalı. Yani CH4'ün kaynama noktası daha büyük olmalıydı. Biz X büyük Y olsun istiyorduk. Bu gitti. Peki aynı şekilde pH3 ve NH3'e bakalım. Buradaki pH3 ve NH3 her ikisi de 5A grubu elementi. Azot ikinci periyot 5A. Yani atom numarasından 2, 5 diye buluruz. Fosfor da 2, 8, 5 şeklinde. Fosfor da 3. periyot 5A. Peki bunların oluşturduğu NH3 ve pH3'e bakıyorum. NH3'te pH, OH, NH kuralından dolayı hidrojen bağı etkin. pH3'te ise böyle bir şey yok. Sadece şunu söyleyebiliyorum. pH3 yapısı hocam polar bir yapı. Neden? 5A grubunda olduğu için 3 bağ yaptım. 2 tane boşta. Merkezde boşta elektron olduğu için polar. Polar olduğu için etkin kuvvet dipol dipol. Hocam dipol dipol mü üstün hidrojen bağı mı? Hidrojen bağı üstün. O halde NH3'ün kaynama noktası pH3'ten büyük olur. Yani yine böyle oldu. Biz bunu istemiyoruz. X büyük Y olsun istiyoruz.
Peki H2O ve H2S ikisi de 6A grubunda. Oksijen ikinci periyot 6A iken kükürt ikinci periyot, üçüncü periyot 6A. Peki bunları hidrojenli bileşiklerini yapalım. H2O ve H2S. H2O'da hidrojen bağı var. pHOH NH kuralından dolayı. Hidrojen bağı. H2S'te ise böyle bir şey yok. Ama H2S'te nasıl bir yapı hocam? 6A grubunda 2 bağ yaptı. 3, 4, 5, 6. Yani boşta, merkez atomunda boşta ortaklanmamış elektron çiftleri var. Demek ki H2S için söyleyebileceğimiz şey polar bir molekül. Polar olduğuna göre moleküller arasında etkin kuvvet dipol dipol. Üstün olan kim? Hidrojen bağı. O zaman H2O'nun kaynatısı daha yüksek olmalı. Evet, aradığımız şey buydu. X büyük Y oldu. Peki F2 ve CL2 için diğerlerini inceleyeyim. Yani geniş bir bilgiye sahip ol. 7A grubunda flor burada, klor burada. F2, CL2. Element moleküller oldukları için apolar moleküller. Apolar oldukları için etkin kuvvet London. Her ikisi için de. London molekül büyüdükçe artar. Yani aşağıya doğru artacak. Molekülün elektron sayısı, yoğunluğu, çapı arttıkça London da artıyor. O halde London kuvveti büyük olan CL2. Demek ki kaynama noktası da büyük olan CL2 olacak. CL2 büyük F2. Yani şöyle olacak. Biz X büyük Y istiyorduk. Gitti. CH4 ve NH3 için CH4 nasıl bir moleküldü? Bakmıştık. Apolar bir molekül. Apolar olduğu için etkin kuvvet London. Peki NH3'e de bakmıştık. NH3 nasıl bir moleküldü? Hidrojen bağı içeriyor. Peki hidrojen bağı mı London mı? Tabii ki hidrojen bağı. Yani NH3 daha üstün. Y büyük X oldu. O halde doğru cevabımız C seçeneği olacak. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerin birbirleriyle oluşturdukları bileşik ve moleküllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. ZX4 bileşiğinin moleküller arasında etkin kuvvet London'dır diye söylenmiş. Önce ZX4 kimdir bakalım. Buradaki X hidrojendir. Yani bir ametal. Bir A grubunda ama ilk element ametaldi. Peki Z'ye bakalım. Sırasıyla 1A, 2A, 3A, Z 4A grup elementi. 4A'nın ilk elementi aslında o karbon. Yani neticede 4A grubu. ZX4 dediğine göre buna 4 tane X bağlayacağız. 4X molekül şekli olarak böyle bir görüntü oluşturacak. Peki karbon yani Z 4A grup elementi. 4 tane değerli elektronun 4'ünü kullanmış mı? Evet. Merkezde boşta elektron olmadığı için bu apolar bir molekül. Yani simetrik yük dağılımına sahip. O halde apolar moleküllerde etkin kuvvet neydi hocam diye sorulursa London. Bu doğru. Aynı koşullarda T2 gazının yoğuşma noktası X2'nin yoğuşma noktasından yüksektir. Önce bir bakalım T2 ve X2 meselesine. Buradaki T 6A grubu, X ise hidrojende bunu söylemiştik. Peki hangisinin proton sayısı vesairesi daha fazladır diye baktığımız zaman şurası 2, 10, 9, 8. Yani T'nin proton sayısı 8. T2 ve X2. Şöyle bakalım. Bunlar element molekülleri. Element molekülleri olduğuna göre bunlar apolar. Apolar olduğuna göre burada etkin kuvvet London. Peki London elektron sayısı arttıkça artıyordu. Bunların arasında elektron sayısı fazla olan kimdir? Tabii ki T2'dir. Çünkü protonu 8'di. X'in ise proton sayısı 1'di. Yani elektron 1'di. O halde üstün olan yani elektron yoğunluğu daha fazla olan London kuvveti daha fazla olan T2 olacak. T2'de olduğuna göre T2'nin kaynama noktası da daha yüksek olacak. London'ı fazla. Kaynama noktasıyla yoğuşma sıcaklığı, yoğuşma noktası yani gazdan sıvıya geçiş noktası aynı nokta. O zaman yoğuşma noktası büyük olan da T2 olacak. T2'nin yoğuşma noktası X2'nin yoğuşma noktasından yüksektir. Yani bu ifade doğru. Peki. Aynı koşullarda YX2, ZX4 ve X2T bileşiklerinden erime noktası en yüksek olan X2T'dir denmiş. Önce bir inceleyelim. Y bir metal. YX2 dediğimiz zaman X de bir ametal. O halde YX2 metal ametal bileşiği yani iyonik bileşik. İyonik bileşiklerin erime kaynama noktaları böyle kovalent yapılı bileşiklerden çok ama çok daha yüksek. Peki bakıyorum ZX4, Z bir ametal, X bir ametal, apolar yapılı, London kuvveti var, erime kaynaması düşük. X2T, X bir ametal, T bir ametal, o zaman iyonik olana göre yine erime noktası düşük. Yani erime noktası en yüksek olan kim olacaktı? YX2 yani iyonik olan olacaktı. O halde bu yanlış verilmiş. Yine de diğerlerine bakalım şöyle hızlı bir şekilde. ZT2 molekülleri arasında etkin kuvvet London'dır. Z 4A grubu elementi. Şuraya çizeyim. T de 6A grubu elementi. 6A 2 bağ yapmak isteyecek. Dolayısıyla ikişer bağ yaptı. Böylelikle Z'nin 4 elektronun 4'ünü de kullandık. Peki net kuvvet 0 mu hocam? Evet 0. Yani apolar molekül. Apolar molekül olduğu için etkin kuvvet London olacak.
Peki X, Y ile iyonik. X bir ametal, Y bir metal. Dolayısıyla iyonik. T ile kovalent bağ oluşturur. Yani X bir ametal, T de bir ametal alta kovalent bağ oluşturur. O halde cevabımız C seçeneğidir. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerin oluşturduğu bazı bileşiklerin aynı koşullardaki kaynama sıcaklıklarının karşılaştırılması. Hangilerinde doğru verilmiştir? Kaynama noktasının karşılaştırılması moleküller arası etkileşimlerle ilgili. Moleküller arası etkileşim ne kadar fazlaysa erime kaynama noktası da o kadar yüksek olacak. Yani mesela hidrojen bağı varsa dipol dipole göre daha yüksek kaynama noktası beklerim. İyonik bağ varsa hidrojen bağına göre de London'a göre de daha yüksek erime kaynama beklerim. Buna bakacağız. Peki birinci seçenekte bize verilenlerin tamamı hidrokarbon. Hidrokarbonlar yani sadece karbon ve hidrojen içeren moleküller apolar moleküller. Apolar moleküller olduğu için burada etkin kuvvet London. Peki London'ı arttırmak istiyorsam molekül büyük olmalı. Çünkü London temas düzeyiyle etkileşim kurulan bir bağdı. Dolayısıyla molekül ne kadar büyükse, yani moleküldeki atom sayısı, elektron sayısı ne kadar fazlaysa London kuvveti o kadar fazla. O zaman en büyük olan C4H10, sonra C3H8, C2H6, CH4. Sıralama doğru verilmiş. Peki, H2 tellür, H2 selenyum, H2 es kükürt ve H2O. Bunların sıralamasına bakalım. Bir kere burada verilen elementlerin tamamı burada oksijenle aynı grup elementler. Yani 6A grup elementleri. Peki bu 6A grup elementlerinden H2O moleküller arasında hidrojen bağı içerir. PH, OH, NH. Peki H2S hidrojen bağı içermez. Ama polar bir molekül mü? Evet polar bir molekül. Şuraya göstereyim. Aslında 6A grubundaki elementlerin hidrojenle bu yapıda oluşturduklarının tamamı görsel olarak böyle, molekül şekli böyle ve polar yapı. Polar olduğu için dipol dipol etkileşimi var. Peki alttaki H2 selenyum onda da dipol dipol var. Aynı şey, aynı tarz. H2 tellür onda da dipol dipol var. Şimdi kaynama noktasının en yüksek olmasının hangisinin olmasını beklerim? Normalde bir grupta aşağıya doğru inildikçe molekül büyür. Molekül büyüdükçe London etkileşimi temas düzeyi artar ve London artar. London arttıkça da bu molekülün kaynama noktası artar. Ama hidrojen bağı dipol dipolden üstün olduğu için bu sıra bozulmuştur. O halde H2O'nun hidrojen bağından dolayı kaynama noktası en yüksek olmalı. Yani bu sırada H2O şurada olmalıydı. Burada değil. Sonra mol kütlesi ve elektron yoğunluğu fazla olan H2 tellür, London'dan dolayı. Sonra H2 selenyum, sonra H2S. Yani sırayı bozan H2O'nun yeri. Dolayısıyla bu sıra yanlış verilmiş. Doğrusu da buydu. Peki diğerinde yani son öncülde ise 7A grup elementleri olan klor, brom, iyot verilmiş. Peki 7A grubunda bulunan aslında flor da var. Flor, brom, iyot. Ama bizim sorumuzda flor yer almamış. Yani florun hidrojenli bileşiği olsaydı o bileşik de hidrojen bağı içerecekti. Halbuki flor verilmediği için floru almıyoruz. Peki HCl, HBr, H nasıl moleküller? Bunlar polar moleküller. Bu polar moleküllerin arasında etkin kuvvet ne? Dipol dipol. Peki London'da var mı hocam? London'da var. Hepsi dipol dipol etkileşimine sahip. London'ı inceleyelim. Aşağıya doğru molekülün ağırlığı artar. O halde London kuvveti de artar. London kuvveti arttıkça erime kaynama noktası artar. O halde en yüksek olanın H olmasını beklerim. Sonra HBr, sonra HCl. Öyle mi verilmiş? Evet öyle verilmiş. O halde doğru cevap 1 ve 3. Düzeltelim. Doğru cevap 1 ve 3 yani D seçeneği olacak.